Evet, merhaba kıymetli dostlar. Yeni bir sunumumuzda daha beraberiz. Bu e, sunumumuzda filozof kimdir, filozof nedir, e, kime filozof denir, filozof ve bilge arasındaki fark nedir e, ve bizim seçtiğimiz 10 filozof e, üzerine e, bilgi vermeye çalışacağız. Bugünkü programımız bu konuları içerecek. Değerli dostlar, e, filozofun ne olduğunu ifade etmek için sözlüklere baktığımız zaman şöyle bir tanımla karşılaşırız. Felsefe ile uğraşan ve felsefenin gelişmesine katkıda bulunan kimse olarak tanımlanır, ifade edilir. Bunun yanı sıra felsefe yapmaya meraklı olan kimse olarak da bir tanım söz konusu. Günlük hayatta ise mecaz kullanım anlamında sakin, kendi halinde yaşayan, olayları kendi mantalitesine göre kendine özgü yorumlayan kişilere de filozof denmektedir. Köken bilimsel olarak ifade ettiğimiz zaman e, filozof, bilgiyi seven, filosofya, felsefe, filosofos, filozof e, çerçevesinde değerlendirdiğimiz zaman e, filo, sevgi, Sofya bilgi, filosofya, bilgiyi sevmek. Filosofos bilgiyi seven anlamına gelir. Yani e, filozofun temel kaygısı bilginin peşine koşmaktır. Arayış içinde bulunmaktır. Aslında bu bilgi e, sadece basit düzeyde e, enformasyon anlamında bir bilgi değildir. Hakikatin öz bilgisidir. Yani filozof hakikatin öz bilgisini arayan insandır. Tümel hakikati arar. Yani tümel hakikat ne de, ne demek? Örneğin e, dünya neden dönüyor şeklindeki bir soru tikel veya tekil hakikattir tekil hakikattır yani bir konuyla ilgilidir e, tikel hakikat bazı e, konuların ortaklaşa arayışını adlandırır tümel hakikat ise en genel geçer en Evrensel olan en temel hakikat anlamına gelir. İşte filozof tekil hakikati aramaz, tümel hakikati arar. Yani evrenin tümden özünü, tümden e, öz bilgisini arayan insandır. Bu noktada tikel ve tekil bilgilerin peşine koşsa da onun asıl amacı en gelen genel olana, en e, yüksek olana ulaşmaktır. Mesela filozof hücreyi hücre hakkında bilgi edinebilir. Filozof ölümün biyolojik temelleri üzerine çalışma yapabilir. Veya yapılan çalışmaları inceleyebilir, ele alabilir. Ama burada asıl amacı, bu incelemeyi yaparken de asıl amacı şudur. Ölüm nedir? Ve yaşam nedir? İnsan neden yaşar? Niçin ölür? Nereden gelip nereye gider? İşte bu Temel hakikati aramak için e, hücreyi de, e, yaşamı da, ölümü de inceler. Filozof, bilge ile karıştırılır arkadaşlar. Bilgelik, e, filozofluktan farklı olan, yani birbirine benzer yönleri olan ama bunun yanı sıra farklı olan bir nitelik taşır. Bilge, hakikati bulan, bulduğuna inanan, ve o doğrultuda yaşayan insandır. Tekrar ediyorum, bilge hakikati bulduğuna inanan ve o doğrultuda yaşayan insandır. Filozof ise hakikati sürekli arayan insandır. Bir insan hakikati aramayı bıraktığı zaman filozof olmaktan çıkar. E, filozofların çoğunun ifade ettiği gibi felsefe yapmak menzile ulaşmak değil yola yolun sonuna gelmek değil felsefe yapmak veya felsefi çalışmaların içinde bulunmak sürekli arayışın içinde bulunmak ve yolda olmak demektir. Filozoflar bilge olamazlar mı? Bilgece tavrın içine girebilirler. Bilgelerle filozofların ortak bir takım yaşantı özellikleri vardır. Ama filozofun bilgeden Farklı tavırları vardır. O nedenle bazı din büyükleri e, filozof olmakla e, nitelemelerin, nitelendirilmelerine rağmen filozof değillerdir. Çünkü din büyükleri doğası gereği hakikati bulduklarına inanırlar ve hakikat arayışından çok bulduklarına inandıkları hakikati yaşamaya bakarlar. Filozoflar ise Hakikati aramayı bir ömür boyu sürdürürler. Hakikati arama yolcularıdır filozoflar. Bu anlamda ikisini birbirine karıştırmamak lazım. Ancak filozoflar hakikat arayışı içinde bilgece tavrın içine girebilirler. Ya da e, hayatın çeşitli konularında çeşitli bilgi alanlarında e, bilgelik Tavrını ortaya koyabilirler. Yani yaşamın ve doğanın belli alanlarında belli bilgileri elde ettiklerini düşünebilirler. Burada nihai sonuca vardım şeklinde bir yargı doğrultusunda hareket edebilirler. Ama bir filozof tümel hakikati aramayı bırakmışsa, yani artık ben hakikatin nihayetine eriştim, artık aramayı bırakıyorum, aradığımı buldum diyorsa o. Filozof olmaktan çıkar. Filozofun en temel özelliği sürekli arayışta bulunmasıdır. Filozof e, herhangi bir yargı verdiği zaman bile o yargıyı tartışmaya açık olarak bırakır. Yani e, ben bu konuda böyle düşünüyorum der ama bu konudan sonra artık düşünce bitmiştir. Bilginin sonuna geldik. Deniz bitti şeklinde bir tavrın içine girerse o geçmişinde filozofik tavrın içinde bulunsa bile artık filozofik tavır, ıı, tavrın dışına çıkmış demektir. Yani özetle şunu söylüyorum, filozof hakikati aramayı sürdüren, hakikat arayışını bırakmayan, bitirmeyen insandır. Bilge ise, bilge de, hakim de, hikmet sahibi de hakikate ulaştığını ve artık hakikat arayışının ıı, sonuna geldiğini hakikat arayışının içinde değil, hakikati yaşama noktasında bulunduğunu düşünen, bu doğrultuda tavır alan insandır. İkisi arasında fark budur arkadaşlar. Bizim e, ele alacağımız, bizim konumuz olan alan bilgelik değil, filozofik tavırdır. Bilgece tavır değil, filozofça tavırdır. Bunu ele almaya çalışacağız. Değerli dostlar, Türkiye'de felsefe geleneği konusunda yeterli bir noktada olmadığımız açık. Çünkü daha çok Türk insanı çok pratik olguların peşindedir. Oysa bilimsel olarak bu şu bir hakikattir ki teori olmadan pratik olmaz. O nedenle pratiklerimizde uygulamalarımızda çoğunlukla hatalara düşeriz keşkelerimiz çok fazladır. Neden? Çünkü uygulamaya geçmeden önce, yaşantıya geçmeden önce, pratik ortaya koymadan önce derin ve etraflıca düşünme geleneğimiz yoktur. Özellikle bu son zamanlarda, son e, 30 yıldır, 40 yıldır maalesef bu özelliğimiz tavan yapmıştır. Bundan dolayı çok aceleciyiz, bundan dolayı çok ezberciyiz, bundan dolayı sürekli yanılgılara düşen bir yapımız var. Bunu da not olarak almakta fayda var. Felsefe ne zaman başlamıştır? İlk filozof kimdir? Bu çok tartışmalı bir konudur arkadaşlar. Çünkü yaşamı anlamını anlama noktasında, ele alma noktasında, tartışma ve sorgulama noktasında felsefe insanın insanlaşma süreci kadar eskidir. Antropolojik olarak ele aldığımız zaman anlam arayan insanın milattan önce 50 bin ya da 70 bin yıl öncesine kadar gittiğini görüyoruz. Tabi o dönemden kalma belgeler bulunmadığı için o dönemden kalan belgeler bulunmadığı için o dönemin insanının neyi sorguladığını, bu sorgulama sonu, süreci içinde nelere ulaştığını bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var ki anlam arayan insan, soru soran, e, hakikat peşine koşan insanın geçmişi on bin yıllar öncesine gider. O anlamda e, filozofların geçmişi de on bin yıllar öncesine kadar gider. Ancak günümüzde anladığımız anlamda felsefe, Günümüzde anladığımız anlamda felsefe 10 bin yıllar öncesine kadar gitmiyor. Nereye kadar gidiyor? Milattan önce 6. 7. yüzyıla kadar gidiyor ve eski Yunan filozofu Thales'le başlıyor. Eski Yunan filozofu Tales felsefe tarihinde ilk filozof olarak anılıyor. Milattan önce 624 546 yılları arasında yaşıyor bu filozof ve ilk filozof olarak ilk filozof olarak felsefe tarihinde adı geçiyor. Peki niye Thales'le başlatıyoruz? Mesela M.Ö. E, milattan önce 2000'li yıllardan önce yaşayan eee Imhotep. Mısırlı Imhotep bir filozof sayılamaz mı? Eee Günümüzde anladığımız anlamda bir filozof sayılamaz. Neden? Çünkü günümüzde anladığımız anlamda bir filozof sayılabilmesi için öncelikli olarak e, mitolojik ve mistik unsurlardan kurtulması lazım. İmhotep dahil olmak üzere e, Tales öncesi filozofların hepsi anlam arayışı içinde efsanelerden ve dini inançlardan yararlanmışlardır. O çerçevede tavırları filozofik değil bilgecedir. Yani dinsel inançlardan ve efsanelerden yola çıktığın zaman hakikat arayışı içinde değilsin. Senin tutumun senin tutumun hakikati bulan insanın tutumu. Hakikati bulan insan bulduğunu düşünen insan filozof olmaktan çıkar. O nedenle Imhotep dahil olmak üzere pek çok isim. Mesela e, hukuki olarak Hammurabi, Urgakina ve benzeri bir sürü isim var tarihsel süreçte. Bunlar bilge olarak anılabilirler, filozof olarak anılamazlar. Yani çağdaş felsefi metodolojinin değerlendirmesi bu şekilde. Peki Talesi neden ilk filozof olarak kabul ediyoruz? Çünkü o hakikat arayışında maddesel olanı yine maddesel temelde açıklayan, etraflıca açıklayan ilk kişidir. Yani e, evrenin ana maddesi nedir sorusuna Thales su şeklinde cevap vererek maddesel olanı yine maddesel olanla açıklamıştır. Peki e, bu e, doğru mudur bugün için? Bugün için doğru değildir ama o gün için çok ileri bir adımdır. Nasıl ki e, ilk tekerleği bulan bir insan kalasları ya da taşları yontarak tekerleği bulmuşsa, ve o döneme göre çok ileri bir adımsa aynı şekilde Thales'in bu felsefi çözümlemesi de o döneme göre çok ileri adımdır ve o döneme göre ileri adım olduğundan dolayı insanlık birkaç level birden atlamıştır ileriye doğru. O açıdan Thales'in çözümlemesinin çok değerli tarihsel bir gerçeklik olduğunu görüyoruz. Felsefi açıdan tarihsel bir gerçeklik olduğunu görüyoruz. E, filozof ismini, filozof adını ilk kullanan ise Eski Yunan filozoflarından biri olan matematik ve geometri bilgini Pitagoras'tır. Pitagoras e, kendisinin ne kadar bilgili olduğunu söyleyen birine şu cevabı vermiştir: Hayır, ben bilgili değilim. Ben ancak e, bilgiyi seven olabilirim, bilginin peşine koşan olabilirim. İşte demin söylediğimiz şey burada ortaya çıkıyor. Eğer ben bilgiliyim dese, ben bilgiliyim ifadesini kabul etse o zaman hakikate ulaşmış bir insan olduğunu kabul edecek. O zaman işte felsefe sınırının dışına çıkacak. Adam diyor ki ben hakikate ulaşmış bir insan değilim. Hakikati arayan bir insanım. İşte bu anlamda filozof sözcüğünü ilk kullanan, kendisine filozof nitelemesini ilk yapan insan Eski Yunan filozofu Milattan önce 570-495 yılları arasında yaşayan Pitagoras'tır. Arkadaşlar, e, felsef, filozof nasıl yaşar? Filozofun, filozofların ortak bir yaşamı var mıdır? Yani benzer e, yaşantılarında benzer özellikler var mıdır? Bu konuda şunları söyleyebiliriz. Elbette ki her filozof kendi çağının insanıdır. Her filozof kendi çağı kadar farklıdır. Yine her filozof e, bir insandır ve iki insan arasında ki fark kadar iki filozof arasında fark olabilir. Mesela e, Aristoteles'in hocasının hocası olan Sokrates e, doğru bildikleri unsurlar, doğru bildikleri e, ilkeler uğruna hayatını feda etmiştir. Ama Aristoteles her zaman gücün yanında yer almayı tercih etmiştir. İki filozof iki farklı tavır. Biri e, gücün yanına yanaşmıyor. Diğeri gücün yanına yanaşarak nemalanıyor. Eee bunların ikisine filozof diyemez miyiz? İkisi de filozof. Ama farklı farklı tercihlerde bulunmuş iki insan. Peki hiç bir ortak tavır yok? Var. Nedir? Demin söylediğim gibi filozofların ortak tavrı hakikati aramaktır. Sürekli hakikat arayışı içindedirler. Soru sorarlar düşünmeye sevk ederler ezber bozarlar tartışmaya açarlar ve onların basit çıkarlardan daha çok e, çok derin çok e, özel çok yüksek hakikatlerin peşine koşmaları söz konusu yani filozofların en ortak tarafları bu yani basit çıkarların peşine koşmazlar onlar için yüksek hakikatler e, çıkarların çok üzerindedir Yine bunun yanı sıra arkadaşlar e, filozoflar farklı disiplinlerin insanı olabilirler. Bir filozof din adamı olabilir, bir filozof bilim adamı olabilir, bir filozof kral olabilir, bir filozof e, yargıç olabilir, bir filozof e, değişik bilimlerin, değişik e, teknolojik olguların zirvesi olabilir. Bir filozof köle olabilir. Yani her meslek grubundan, her alandan, her disiplinden filozofik tavrın içinde bulunan insanlar çıkabilir. Bunların hepsinin demin söylediğim gibi ortak özelliği, hakikat arayışının içinde bulunmaları, soru sormaları, düşünmeleri ve düşünmeye sevk etmeleridir. Mesela bir karateci aynı zamanda bir filozoftur. Çünkü yaptığı her işi teorik ve pratik olarak tartışır, sorgular... Yeni şeyleri arama peşindedir. Yeni, e, yeni olanın daha değerli olanın daha farklı açılımlar getiren e, bilginin verinin, enformasyonun peşine düşer ve bu çerçevede hakikati arama yolculuğu hiç bitmez karatecinin. O anlamda ben kişisel olarak bir karateciyi, e, bir karate ustasını daha doğrusu karate ustasını aynı zamanda bir filozof olarak da değerlendiriyorum. Evet, e, bazı e, bilim adamları mesela Stephen Hawking e, fizikçidir. O, o e, geçenlerde vefat eden büyük fizikçi İngiliz hani tekerlekli sandalyede e, felçli olarak yaşayan bir insan var ya hepimizin bildiği işte kozmolojik çözümlemelerde bulunan fizikçi. Artık bilimlerin Felsefeye ihtiyaç bırakmayacak şekilde egemen olduğunu söyleyerek felsefenin tarihte kaldığını ifade ediyor. Doğru mu söylüyor? Hayır, doğru söylemiyor çünkü e, bilimsel metodolojinin doğasına baktığımız zaman bilimlerin nasıl sorusunu sorduğunu görüyoruz. Taş yere düşer. Nasıl düşer? Efendim e, Güneş doğar. Nasıl doğar? yaprak açar, nasıl açar, yer çekimi vardır, nasıl etki eder gibi, nasıl sorusunu sorar. Niçin sorusunu bilimler sormaz. Niçin sorusunu bilimler sormadığı için her zaman için felsefeye ihtiyaç duyulacaktır. Çünkü felsefe insanın en doğal özelliği olan anlam arayışının aracıdır. İnsan anlam arayan varlıktır. Havaya bırakılan taş yere düşer. Niçin? Niçin yukarı doğru çıkmaz da aşağı doğru iner? İnsan doğar, yaşar, ölür. Niçin? Niçin ölürüz? Bunlara bilim cevap vermez. Bilim nasıl öldüğümüzü söyler. Ne oluyor da öldüğümüzü söyler. Ama niçin öldüğümüzü, ölümün anlamını bilimler Cevaplayamaz, cevaplamaz. Bilimlerin doğasında bu yoktur. Peki insan bilimlerin doğasında olmayan bir şey aramayacak mıdır? Arayacaktır. Mesela e, bilimsel olarak bilimin karate ile ilgili sorduğu soru karate nasıl yapılır? Şu toku nasıl atılır? Gyakuzuki nasıl atılır? Maygeri nasıl atılır? Bir kata nasıl çizilir? Ama niçin karate yapıyorsun sorusuna bilim cevap vermez. Bilimsel olarak cevap veremezsiniz. Ancak felsefi olarak cevap verirsiniz. Karate yapmanın anlamı nedir? Karatenin kendisinin anlamı nedir? Sorusunun cevabını bilimler veremez. Bunu ancak anlam arayışının disiplini olan felsefe verebilir. O anlamda Stefan Hawking ve benzerlerinin söylediği artık felsefeye ihtiyaç yoktur. Bilimler felsefenin e, işlevini yerine getirmektedir şeklindeki ifade son derece e, gerçekleri ifade etmekten aciz bir değerlendirmedir. Mesela e, Stefan Hawking'e baktığımız zaman bir fizikçidir ama kozmolojik çözümlemeleri deneye mi dayanır? Hayır. Nedir? Mantıksal çözümlemeleri analize dayanır. Yani gidip de e, zamanın kısa tarihini yazarken Stefan Hawking deney yaparak mı yazmıştır? Hayır ne yapmıştır? Mantıksal, akılsal, analitik çözümlemeler yapmıştır. Yani felsefe yapmıştır aslında. Bu noktada Stefan Hawking gibiler her ne kadar bilimsel anlamda yüksek bir kariyere sahip olsalar bile kendi işlerinde bu ifadeyi kullandıklarını, deminki ifadeyi kullandıklarından dolayı kendi işlerinde çelişkilidirler, çelişkiye düşerler, çelişkiye düşmekten kurtulamazlar arkadaşlar. Filozof yapma, felsefe yapmanın yöntemi nedir? Ortak bir yöntem var mıdır? Felsefe yapmanın ortak bir yöntemi yoktur arkadaşlar. Kimileri akademide felsefe yapar, kimileri kitap yazarak, yazı yazarak felsefe yapar, kimileri Sokrates gibi hiç yazı yazmaz, sokak sokak dolaşarak, insanlara sorular sorarak, hakikat arayışında katkıda bulunarak, hakikat arayışına teşvik ederek felsefe yapar. Felsefenin ortak bir Çalışma metodolojisi söz konusu değildir. Ama ortak olan bir şey vardır. Felsefe'de mantığa dayalı ince eleyip sık dokuma geleneği vardır. Yani biri felsefe yapacaksa demin söylediklerimin yanı sıra mantığı ve aklı en etkin en üst düzeyde kullanmak zorundadır. Mantığı ve aklı en etkin ve en üst düzeyde kullanamıyorsa felsefe yapmıyor demektir. Ve e, felsefi söylemde değerli arkadaşlar hiçbir şekilde e, açık verilmez. Yani şüpheye mahal bırakmayacak kadar geniş teferruatlı açıklama vardır. O nedenle e, filozoflar ve felsefeciler klişe konuşmazlar. Yani sloganik konuşmazlar herhangi bir konuyu ele aldıkları zaman onun arka planını, background'unu çok geniş olarak vermek zorundadırlar. Felsefi söylemin doğası budur. Evet, bunları ifade ettikten sonra arkadaşlar, 10 filozofu seçtiğim 10 filozofun hayatı hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Ama şunu belirteyim arkadaşlar. Bu 10 filozof sabit isimlerden oluşmuyor. Yani benim seçtiğim 10 filozofu bir başkası bir başka şekilde seçebilir. Burada şöyle bir şey yapmadık. Yani 10 filozofu yarıştırdık, kumite yaptırdık. Veya kata yarışmasına tabi tuttuk. Burada ilk ona girenleri seçtik anlamında bir şey yok. Bu tamamen bir tercih meselesi. Aslında benim... Ee, tam anlamıyla katıldığım bir şey de değil yani e, bu liste benim e, sizinle paylaş, paylaşacağım liste tam olarak benim seçtiğim insanlardan e, meydana gelmiyor benim nazar itibarımda e, bu listenin içine çok farklı insanlar da girebilir listenin hiyerarşisinde e, çok daha öne geçebilecek insanlar vardır filozoflar vardır bu listeyi sabit olarak almayalım. Yani gerçekten felsefe tarihinde ilk 10 filozof budur şeklinde değerlendirme yapmayalım. Sadece ilk 10 filozofun ilk 10 filozof da demeyelim. 10 tane filozofun hayatı ile ilgili bir bilgilendirme çalışması diyelim. Böyle değerlendirelim. Yoksa e, bu 10 filozof felsefe tarihinde en değerli filozof, en önemli filozof, en fazla iz bırakmış filozof anlamında bir şey söyleyemeyiz. Bunu e, söyleyebilme hakkımız yok diye düşünüyorum. Bu 10 filozofun isimlerini şöyle sayalım arkadaşlar. Çalışma yapacak arkadaşlar da dikkat etsinler. Eski Yunan filozofu Aristoteles. Milattan önce 384-322 yıllar arasında yaşıyor. Efendim ee, Platon Milattan önce 427 347 yıllar arasında yaşıyor. E, Karl Marx 1818-1883 yıllar arasında yaşıyor. Frederick Nietzsche 1844-1900 yıllar arasında yaşıyor. Descartes 1596-1650 yıllar arasında yaşıyor. Immanuel Kant 1724-1804 yıllar arasında yaşıyor. John Locke 1632-1704 yıllar arasında yaşıyor. Konfüçüs e, Mil Milattan önce 551 e, 479 yılları arasında yaşıyor. Frederick Hegel 1770-1831 yılları arasında yaşıyor. Bir de Sigmund Freud var. Sigmund Freud biliyorsunuz psikanalitik kuramın kurucusu. Aslında filozofluk iddiasında bulunmuyor bir psikiyatrist, Alman psikiyatri uzmanı. Ancak şu var, Ortaya koyduğu şeyler sadece bilimin sınırları içinde değil aynı zamanda felsefi bağlamda da değerli şeyler. Yani filozofik bir tavrın içinde felsefi şeyler de söylemiş bu adam. Bu çerçevede sadece psikiyatri değil aynı zamanda bir e, filozof olarak değerlendiriliyor ki e, mesela burada yer alan e, başka isimler var. Hepsi sadece filozof değil. Mesela Descartes matematikçidir. Matematikçi olarak e, bir e, anlam ifade ediyor. Konfüçyüs bir devlet adamıdır. Yani bir siyasetçidir aynı zamanda o dönemin e, Çin'inde. Bir siyasetçi ve bir devlet adamıdır. Efendim e, Frederick Nietzsche bir profesördür. Dil bilim profesörüdür. <laughs> Dil bilim profesörüdür arkadaşlar. Bu arada şarjımız bitiyor. Şarjımızı da biraz yükleyelim. Evet, dil bilim profesörüdür, Latin dilleri ve eski Yunan dili profesörüdür, ama aynı zamanda filozof olarak karşımızdadır. Bunu da göz önünde bulunduralım arkadaşlar. Karl Marx'a bakıyoruz, Karl Marx'ın da matematikçi, iktisatçı olduğunu görüyoruz. Yani matematik, iktisat, tarih, hatta sosyolojinin kurucularından biri olarak da karşımıza çıkıyor. Bu açıdan e, illa sadece felsefeye hapsolması gerekmiyor bir insanın filozof olması için. Başka alanlarda e, çalışan insanlar da bu alanın komplimanı oldukları zaman, zirvesi oldukları zaman ve bu zirve konumda bir şeyler söyledikleri zaman o alanın filozofu olmuş oluyorlar. Mesela Türkiye'de e, örneğin Hakan e, Hakan hocamız Hakan Alpay hocamız Karate'nin filozofudur. Hakkı Koşar hocamız Karate'nin filozofudur. Namık Ekin hocamız Judo'nun ve spor bilimlerinin filozofudur. Mesela Yenal Karaan hocamız yine Karate'nin filozofudur ve Atilla Türk hocamız başka Ferhat Ösert hocamız Orhan Doğaner Ahmet Doğaner hocamız. Ve ismini sayamadığım pek çok değerli hocamız belli bir limitin üstüne çıkmış e, pek çok değerli hocamız e, bu alanın filozofudurlar. Yani bu çerçevede arkadaşlar e, filozofu biraz da şöyle anlamak lazım e, yaptığı alanın zirvesi olan ve bu zirve konumda delici bir bakış yönelterek düşündürücü sorular sorup önemli, sıra dışı çözümlemeler yapan insanlar, filozofik tavrın içinde bulunan insanlardır. Biraz da böyle anlayalım filozofu. Aristoteles'ten başlayalım arkadaşlar. Aristoteles, insanlık tarihinin en önemli filozoflarından biridir. İki büyük dinin şey, düşünsel yapısının şekillenmesinde çok önemli etkilerde bulunmuştur. Bu dinlerden bir tanesi Hristiyanlıktır, diğeri de Müslümanlıktır arkadaşlar. Hristiyan felsefesine de çok etki etmiştir. İslam felsefesine de çok etki etmiştir. Hristiyan felsefesinde e, gerek patristik felsefeye gerek skolastik felsefede efendim yer alan pek çok ismin e, zihin haritasının şekillenmesinde Aristoteles'in eserleri son derece önemlidir. E, aynı şekilde İslam felsefesinde Farabi ve İbn Sina olmak üzere başka pek çok filozofa yol haritası teşkil eden eserleri söz, eserleri vardır. Mesela Farabi'ye <laughs> muallimi sani derler İslam düşüncesinde. Yani ikinci öğretmen. Peki muallimi evvel kim? Muallimi evvel Aristoteles. Yani o kadar İslam düşüncesinde içselleştirilmiştir ki adeta İslam filozoflarından biri olarak değerlendirilecek kadar Aristoteles'e önem verilmiştir. Filozof olduğu kadar pek çok e, fen bilimleriyle de uğraşmış, birçok bilimin de kurucusu olmuştur Aristoteles. Platon'un öğrencisidir. Lizyum adlı e, okulu kurmuştur. Buna bugün ne deniyor? Lise. Yani lisenin lise denilen okul okulun ilk kurucusu Eski Yunan filozofu Aristoteles'tir. E, psikoloji, politika, fizik, edebiyat eğitimleri vermiştir. Makedonyalı Büyük İskender'in hocasıdır. Makedonyalı Büyük İskender'in bu kadar büyük fetihler yapabilmesinin arka planında nasıl ki Fatih'in arkasında Akşemseddin varsa Makedonyalı Büyük İskender'in arkasında da Aristoteles vardır. Büyük İskender'de felsefesi görülebilir. İskender de aynen Aristoteles gibi batıdan çıkıp doğunun uç noktalarına kadar bir sentez oluşturabilmiştir. Aristo'nun nedensellik ve mantık açıklamaları felsefede uzun süre bir ilk olarak varlığını sürdürmüştür. Bilimsel çalışmayı sistemleştiren, geçende de bahsettim, bilimsel metodolojinin günümüzdeki anlamıyla ilk kurucusu, oluşturucusu eski Yunan filozofu Aristoteles'tir. Bilimler Aristo'ya çok şey borçludur. Her konuda bir şeyler söyleyen çok kişi vardır ama her konuda bu kadar etkili olan sadece Aristoteles'tir. Aristoteles yaklaşık olarak 2400 yıldır dünyanın gündemindedir arkadaşlar düşünce boyutuyla. İkincisi Platon. Aristoteles'in hocası Milattan önce 427-347 yılları arasında yaşıyor. Sokrates'in öğrencisidir. Sokrates'in düşüncelerini bize aktaran da odur. Atina'daki akademinin kurucusudur arkadaşlar. Birçok aydın ve filozof burada yetişerek dünyaya bilgi götürmüştür. Alanında ilk ve tektir. Filozofların iktidara geçmesi gerektiğini söylemiştir. Yani devlet adamları filozof olursa e, insanlık çok daha mutlu olur tezini sürmüştür. E, bu amaçla felsefi yönetim tarzını anlattığı devlet adlı eserini ortaya koymuştur. Yalnızca akademi bile onun e, ne kadar büyük bir filozof olduğunu gösterir. Nasıl ki lizyumu e, Aristoteles kurmuştur, aynı şekilde akademiyayı ilk akademiyi kuran e, Platon'dur. Platon akademinin giriş kapısına geometri ve matematik bilmeyen içeri girmesin diyecek kadar geometri ve matematik bilgisine önem vermiştir arkadaşlar. E, i̇dealar dünyası teorisini ortaya koyan en önemli ilk idealist filozof olarak karşımızdadır. Şunu söylüyor Maddi dünyadaki her şey değişir. Algılarımız da onlar gibi değişkendir. Bu yüzden dünyanın gerçekliği zayıftır. Dünyadaki her şey formdur. Bunların bir de algıya bağlı olmayan ideaları vardır. Bir tanrı dünya yaratmış olabilir. Biz onun ürünüyüz ve ondan daha gerçek değiliz. Yeni bir şey öğrenim, öğrenmeyiz. Sadece hatırlarız demiştir. Efendim ee, Platon. Karl Marx karşımıza çıkıyor arkadaşlar. 1818-1883 Almanya'da doğuyor bu filozof. İngiltere'ye göç edip ömrünün büyük kısmını orada geçiriyor. Hegel'in kalıcı ruh öğretisinden etkileniyor. Genç Hegelciler e, akımının içinde de yer alıyor. Bu görüşe göre dünya ruh tarafından yönlendirilmektedir. Marx'ın görüşe katkısı dünyanın ruh tarafından değil, ekonomi tarafından yönlendirildiğini eklemesidir. Yani e, Hegel felsefesindeki ruh ee, Karl Marx tarafından ekonomi olarak değiştiriliyor ve kendi ifadesiyle e, ayakları havada olan idealizmi şey e, diyalektiği ayaklarını yere bastırarak e, felsefe e, çalışmalarının bir katkıda bulunduğunu söylüyor. Ekonomik sosyolojinin kurucusudur günümüz politik felsefesinden çok etki e, politik felsefesine çok etki etmiş bir kişidir. Dünya e, siyasal mücadeleler tarihinde ismi en çok geçen filozoftur arkadaşlar. Siyasal düşünce tarihinde de en çok etki eden bir filozof olarak karşımızdadır. E, eğer genel felsefe tarihi değil de sadece siyasal düşünceler tarihi bağlamında bir şey söylesek mutlaka e, Karl Marx'ın ismini ilk sırada saymamız gerekirdi Komünist Manifesto ve Kapital gibi eserleriyle iş, işçilik, işveren, ekonomi, kapitalizm gibi konuları e, çalkalamış, altüst etmiştir. Onun görüşlerinden yola çıkan kişiler dünyanın yarısında devrim yapmıştır. Mesela e, Doğu Bloku, Sovyetler, Kısmen, Çin, Vietnam, Küba ve buna benzer pek çok e, devlet e, Karl Marx'ın görüşleriyle kurulmuştur arkadaşlar. ha Ne kadar bunu uygulamışlardır ayrı bir konu. Ee, ona göre kapitalizm işçi sınıfının sınıf çatışmasını kazanmasından önceki aşamadır. Kendi zamanında devrim ha olduğu ha olacak diye beklemiştir. Ancak 120 sene geçmesine rağmen böyle bir ortam gerçekleşmemiştir. Komünizm adı altında da e, bir takım oluşumlar e, gerçekleşmiştir. Kendisinin çok ünlü bir sözü vardır arkadaşlar. Çok un, ünlü bir sözü vardır. Diyor ki bu söz çok önemli, çok değerli bir söz. Filozoflar dünyayı yalnızca yorumlamışlardır. Oysa sorun onu yorumlamak değil değiştirmektir. Ne yönde değiştirmek? İnsancıl ve ahlaki yönden değiştirmek. Ee, evet. Bir de Friedrich Nietzsche vardır. 1844-1900 yıllar arasında yaşamış Alman dil bilimci ve filozof. Tarihteki en tartışmalı kişilerden biridir. Hristiyan ahlakını reddediyor ve tanrı algısı hep gündemde oluyor üst insan adlı bir çözümleme getiriyor. Ona göre üst insan gelip insanlığı kurtaracaktır. Bu süper insan iyi ve kötünün ötesinde yaşayacak, kendi ahlak yargıları ve güç istenci ile diğer insanlardan üstün olacaktır. Naziler onun felsefesini kullanıyor. Nazi siyasetinin felsefi altyapısını niçe oluşturuyor arkadaşlar? Eee Naziler onun felsefesini kullanıyor, üst insan olduklarını iddia ediyorlar. Ancak Nietzsche'nin kastı tam tersidir. Ona göre Avrupa bir dekadans yani çöküş içindedir ve Hristiyanlık sefil kalabalıklar arasında yayılan değerleri çökmüş bir dindir. Ünlü sözü ne kadar yükselirsek uçamayanlara o kadar küçük görünürüz. Tüm dünyada tanrı algısının ve dinin sorgulanmasına neden olmuştur. Estetik, etik, metafizik, nihilizm, psikoloji, ontoloji, şiir, tarih, felsefesi alanların alanlarında adı sıkça geçer. Arkadaşlar, e, Nietzsche'nin üst insan fikri e, Hitler tarafından e, pratiğe geçirilmiş ve bu pratik e, çerçevede e, üst insan olarak Almanlar değerlendirilmiş ve saf Alman ırkının oluşturulması noktasında işte Yahudiler başta olmak üzere Çingeneler ve buna benzer çeşitli topluluklar yakılmış. Ve e, Alman ırkının saf olarak elde edilmesine yönelik olarak gürbüz e, kanlı canlı Alman kızlar ve erkekler e, çiftleştirilmek üzere damızlık e, çiftlikleri kurulmuştur. Böyle enteresan uygulamalar Nietzsche tarafından şey e, Hitler tarafından uygulanırken aslında Nietzsche'nin üst insan fikrine ulaşma noktasında e, bir düşünceyle hareket edilmiştir. Evet, Descartes 1596-1650 yılları arasında yaşıyor. Fransız filozof, matematik eğitmeni olarak kariyer yapmaya başlıyor. Baviera ordusunda da aynı zamanda çalışıyor. İnsan bilgeliğini şüphecilik olmadan ifade etmek istiyor. Rasyonel akılcı düşüncenin babası olarak ortaya çıkıyor. Matematikte Kartezyen koordinat sistemini kuruyor. Matematiğin ee, X, Y, Z, X, Y koordinatları var ya şu şekilde. O koordinat sisteminin kurucusu Descartes. Ee, Meditasyonlar adlı kitabı, hayatı anlamaya yönelik çalışmasıdır. "Cogito ergo sum" felsefeyle biraz ilgilenenler, ilgilenenler bilir. Düşünüyorum, öyleyse varım sözü Descartes'in sözüdür. Descartes'in ortaya koyduğu sözdür. Ee, kişinin şüphe demeyeceği tek şeyin kendisi olduğunu ifade ediyor tekbencilik ve kendine indirgeme huylarının ortaya çıkmasının nedeni oluyor. Matematikte kullandığımız X, Y, Z bilinmeyenleriyle ABC sabitlerini ilk tarif eden o, matematikte çığır açan bir bilim adamı olduğu kadar metafizik ve epistemolojide ilk akla gelen isimlerden biridir. Bu noktada çok hızlı bir şekilde bir şey söyleyeyim. Descartes'ten önce doğru bilginin elde edilemeyeceği ve ee, dış dünyadaki varlığın var olup olmadığı noktasında tartışma uzayıp gidiyordu. Descartes bu tartışmanın bitirilmesine yönelik çok önemli bir katkı ortaya koydu. O da şu, şöyle bir sorun ortaya koydu. Dedi ki, üzerinde tartışılmayacak kadar kesin bir bilgi elde edebilir miyim? Bu bilgiyi elde edebileceksem nasıl yaparım? O da şu metodolojiyi ortaya koydu. Dedi ki, Üzerine tartışılmayacak kadar kesin bilgi elde etmek için e, ortaya koyacağım ilk adım her şeyden şüphe etmektir. Peki her şeyden şüphe eden adam neden şüphe edemez? Bir tek şeyden şüphe edemez o da kendi varlığından şüphe edemez. Çünkü şüphe etmek bir fiildir. Her fiilin bir faili vardır. Dolayısıyla her şeyden şüphe ediyorsam eğer şüphe eden bir varlık olarak varım. Varsam, varsam varlığımdan şüphe edemem. Yani şüphe etmem aslında benim varlığımın kanıtlamanın teminatı oluyor. Peki dış dünyayı nasıl kanıtlıyor? Dış dünyayı da şu şekilde kanıtlıyor. Ben varsam varlığımın bir var edicisi vardır. O da Tanrı'dır. Tanrı eğer Tanrıysa mutlak ahlaklı, mutlak dürüst olmak zorundadır. O nedenle Tanrı'nın bana vermiş olduğu gözle dış dünyada gördüğüm şeyler yalan olamaz. Çünkü Tanrı beni Kandırmak için bir organ veremez. Tanrının verdiği organ dış dünyada bazı şeyleri gösteriyorsa, dış dünyada gösterilen şeyler doğrudur, vardır, var olan şeyleri görüyorum. O halde dış dünyadaki varlıkların varlığından şüphe edemem şeklinde bir e, akıl yürütme ortaya koymuştur. Bu da dış dünyayı kanıtlama ile ilgili, yani e, dış dünyanın hayallerimizin ürünü olmadığı ile ilgili bir değerlendirmedir. Alman filozofu Immanuel Kant son derece önemli bir filozoftur arkadaşlar. Felsefe tarihini derinden etkilemiş bir filozof. Epistemoloji yani bilgi felsefesi, metafizik, fizik ötesi felsefesi, etik, ahlak yani etik ahlaktır. Mantık, düşünmenin bilimi, estetik, güzelliğin ve sanatın felsefesi başlıca odak noktalarıdır. Tutarlı bir sisteme sahiptir. Nefton'un fiziği yasalaştırması gibi felsefeyi sağlam temellere oturtmaya çalışır. Kavramda ve görüde kesin a priori yani deney öncesi bilgi öğeleri vardır. Kant'ı ilgilendiren de bu e, a priori bilgilerdir. Ne demek a priori bilgiler? Deneyden kaynaklanmayan bilgilerdir arkadaşlar. Bunları tek tek anlatacağım şu an lafı uzatmak istemiyorum. Kant'ı ilgilendiren de bu a priori bilgilerdir. Analitik aydınlatan bilgi ve sentetik genişleten bilgi tasnifi de yapmıştır. Burada da sentetik genişletici bilginin a priori olanının mümkün olduğunu söyler ve Saf aklın eleştirisinde bunun imkanını sorgular. Çalışmaları Saf Aklın Kritiği adlı eseriyle yeni bir döneme gider. Kritik öncesi ve kritik dönem olarak betimlenen felsefe hayatı modern düşünce tarzını şekillendirir. Bütün modern düşünürlerin ondan aldığı bir taraf vardır. Kesinliği arayan çabaları Görelilik Teorisi gibi kavramlarla sarsılsa da ahlak, etik, epistemoloji konularında hala gündemdedir. Arkadaşlar Kant hemen her alanda e, felsefe e, ortaya koymuştur. Bunu e, bu noktada e, yüzyıllar sonra yaşamış olmasına rağmen Aristoteles'e benzer tarafları vardır ve Kant ahlakta bir devrim meydana getirmiştir. Devrim de şudur: Kant öncesi ahlaklar neden insan ahlaklı olmak zorundadır sorusuna ahlaklı olmak zorundadır çünkü ahlaklı olmak insanı mutlu eder şeklinde bir çözümleme getirmişlerdir. Oysa Kant bu çözümlemenin doğru olmadığını çünkü her ahlaki davranışın insanı mutlu etmeyeceğini, bazı ahlaki davranışların insanı mutsuz bile edebileceğini söylemiştir. O zaman ahlakın amacı nedir? İnsan neden ahlaklı davranmak durumundadır? sorusunun cevabı olarak şunu getirmiştir. İnsan ahlaklı olmak zorundadır çünkü ahlaklı olmak insanın ödevidir demiştir. Bu noktada mutluluk ahlakı yerine ödev ahlakı kavramını getiren bir filozof olarak karşımızdadır arkadaşlar. John Locke e, var, 1632-1704 yılları arasında yaşıyor. Modern e, siyaset felsefesinin en önemli filozoflarından e, filozoflarından biridir. ABD'de oluşan politik felsefenin temelidir. Bağımsızlık bildirgesinin esin kaynağıdır. Liberalizmin babası olarak tanınır. Humanizm, bireysel özgürlük, materyalizm alanlarında düşünceler geliştirmiştir. Liberalizm ve e, kanunlar önünde eşitlik gibi konuların onunla başladığı söylenir. Ona göre üç doğal hak vardır John Locke'a göre. Tüm insanlar bu haklara sahiptir ve öyle kalacaktır. Hayat, özgürlük ve mülkiyet. Avrupa'dan gelen soybağı ile toprak ve servet edinimine karşı çıktı. Locke'ın liberal teorileri politikada uygulanmaya alınmış ancak sıraladığı insanlığın hakları ve fakirlik karşıtı söylemlere ilgi gösterilmemiştir arkadaşlar. Bunu da değerlendirelim. Confucius var karşımızda. Konfüçyüs Çinli bir filozof. Milattan önce 551-479 yıllar arasında yaşıyor. Uzun bir yolculuk tek bir adımla başlar sözü buna aittir. Gençliğinde çocuklara öğretmenlik yapıyor. Ardından adalet işleriyle ilgili bir memurlukta bulunuyor. Devlet işleri işlerinde ahlaklı olmayı sağlamaya çalışıyor. İç çekişmeler nedeniyle uzaklaştırılıyor. Politikaya geri dönse de hayatının çoğunu gezmek ve gittiği yerlere hükümet sanatını öğretmek için harcıyor. Konfüçyüsçülük, Konfüçyanizm diye bilinen bir felsefenin kurucusu olarak karşımızda doğuda, uzak doğuda hala devletçilik ve politik alanında görüşleri işlevsel durumdadır. Yöneticilerin insanlığın iyiliği için çalışmasını öğütler. Konfüçyüsçülüğün ana fikirleri sıkı planlılık, uyum ve işbirliğidir arkadaşlar. Tarihin en eski aile soyuna sahiptir. Yani e, bugün hala Çin'de Konfüçyüs'ün soyuna mensup olan o soydan olan insanlar vardır ve dünyanın en büyük soy mezarlığı da Konfüçüs'un e, e, soyundan gelen insanların mezarlığıdır arkadaşlar. Bu bilgiyi de genel kültür olarak bilelim. Frederick Hegel var 1770-1831 17, yıllar arasında yaşıyor Alman filozof felsefesiyle tüm batı felsefesini ve doğudaki düşünürlerin de çoğunu etkiliyor ve düşündürüyor. Din, ilmi ve felsefe, ilahiyat ve felsefe okuyor arkadaşlar. Felsefe hocalığı yapıyor. Büyük bir sistem felsefesi kuruyor. İdealizmin en önemli temsilcilerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Diyalektik denen düşünce yöntemini gündeme getirmiş ve geliştirmiştir. Diyalektik Hegel'den çok daha eskiye gidiyor ama sistemleştiren ve geliştiren en önemli isimlerinden bir tanesi Frederick Hegel'dir. Frederick Hegel gibi düşünmemesine rağmen Marx, Frederick Hegel'den diyalektik düşünme yöntemini alıyor arkadaşlar, demin ifade ettik. Ona göre diyalektik evrendeki temel yasadır. Hegel tüm tanrıcıdır, yani panteisttir. Evrende tanrının aynı şey olduğunu düşünür. Asıl olan ruhtur, mutlak ruh ise tanrıdır. bayağı karışık bir felsefesi vardır, enteresan bir adamdır Hegel. Ee, ve e, konferansa başlamadan önce yaklaşık bir saat sessizce durur ve onu e, onun konferansını dinlemeye gelenler de o sessizliği paylaşarak bir saat boyunca e, sessizce o salonda beklerler. Bu tabi Almanların e, konferansa ve e, dinlemeye okumaya düşkünlüğüyle ilgili olan bir şey. Bu arada Almanlarla ilgili söylenen bir sözü hatırlatmakta fayda var. E, Almanlar konferansa, konferans türü konuşmalara o kadar ee, sevgiyle yaklaşırlar ki efendim iki oda karşılarına çıksa birinde cennet yazsa diğerinde de cennet üzerine konferanslar yazsa Almanlar e, cennete değil cennet üzerine konferanslara giderler e, denmiştir. Bu söz e, tabi Almanların bilgiye ve öğrenmeye ne kadar meraklı olduğunu göstermesi açısından enteresandır. Ee, tez, antitez ve sentez e, çıkarımının savunucusu savunucusu ve uygulayıcısıdır. Devletin en yüksek örgütlenme biçimi olduğunu söyler. Adeta tabiri caizse devlet ona göre Tanrı'nın ruhu gibi bir konumdadır. Ee, 20. yüzyıldaki e, devletçi, e, katı devletçi uygulamaların e, çeşitli filozofik saç ayakları vardır. Bu saç, saç ayaklarından bir tanesi Alman filozofu Hegel'dir. Hegel'in Devleti bu derecede kutsaması, sert, otoriter, disipliner devlet sistemlerinin felsefi zemine kavuşmasını sağlamıştır arkadaşlar. Devletin en yüksek örgütlenme biçimi olduğunu söylediğini belirttik. Devletle en iyi geçinen büyük filozoflar içerisindedir. Prusya'nın, Rusya değil Prusya, dikkat edin, Prusya'nın resmi filozofu gibi yaşamış, öldüğünde resmi törenle uğurlanmıştır. 10 numarada e, yer alan filozofumuz ise e, Yahudi asıllı e, bir e, Alman psikiyatristi e, psikiyatri doktorudur. Psikiyatri profesörüdür. E, Sigmund Freud 1856-1939 yılları arasında yaşıyor. E, aslında e, felsefe doğrudan doğruya ben felsefe yapıyorum dememiştir ama demin ifade ettiğim gibi e, psikiyatrinin e, çok uç, çok efendim düşündürücü ve Tabuları yıkıcı e, ifadelerin sahibi olduğundan dolayı aynı zamanda filozof olarak da nitelendirilmiştir arkadaşlar e, psikanaliz ruhsal çözümleme tedavisinin kurucusu olarak karşımızdadır bilinç altındakileri dışarı çıkararak ruhsal sorunları çözme metodunu geliştirmiştir hipnoz libido it alt benlik kişilik gibi sözcüklerle tanınır psikolojinin hayatımızda yer etmesini sağlayan kişilerden biridir Nietzsche e, Nietzsche'nin e, Nietzsche ile ortak bir takım yönleri vardır. Demin ifade ettiğim Nietzsche'nin. E, Nietzsche ile ortak e, tarafları vardır. E, Nietzsche e, felsefe yaparak psikolojiye değinmiştir. Freud da e, psikoloji yaparak felsefeye değinmiştir. Böyle ilginç benzerlikleri var. Filozof olarak tanınmasa da felsefeye ve gündelik hayata büyük etkileri olmuştur. Hatta çoğu kişiye göre en etkili yani kişinin gündelik hayatını belirleme noktasında en etkili isimlerden e, biridir. Üç kişiden biridir. Psikolojinin felsefeden e, özgür bir ilgi alanı olmasını ve insanların benliği sorgulamasını e, sağlamıştır. Çalışmalarında filozoflara atıf yapmaz ancak Spinoza, Schopenhauer ve Nietzsche'nin felsefede açtığı yoldan psikolojiyi temellendirmiştir. Psikolojinin kurucularından biri olarak karşımızdadır. Ki psikolojinin e, kurucularından çok daha fazla etki etmiş bir filozof olarak karşımızdadır. E, sadece e, bir psikolog olarak değil, bir aynı zamanda kişisel gelişim uzmanı ve hayattaki sorunların çözümleyicisi olarak da Karşımızda bulunmaktadır. Değerli dostlar, bugünkü sunumumuz burada sona eriyor. Epeyce uzun bir sunum oldu. Fakat e, size tavsiyem e, bu sunumları e, sürekli e, dinlemeniz ve e, bilgi edinme e, anlamında zincirleme bir bilgi kaynağı olarak takip etmenizde fayda var. Çünkü bir e, bütünsel felsefi kültür oluşmasında bu çalışmanın son derece değerli olduğunu söylüyorum. Eğer bu çalışmalarımızı herhangi bir halkasını aksatmaksızın takip ederseniz, bütünsel bir felsefe ve düşünme kültürüne sahip olacaksınız. Bu noktada bizim bir katkımız olursa biz de bundan çok mutlu olacağız. Evet, sunumuz sona eriyor burada. Bir başka programda buluşmak umuduyla. Hoşçakalın bilimle kalın, düşünceyle kalın, felsefeyle kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.